sindirime geçiyoruz. Sindirimi size iki şekilde anlatacağım. Bir diyeceğim ki ağızda sindirim, midede sindirim, işte 12 parmak varsa şudur mudur, bunların özelliklerini vereceğiz. Ondan sonra tekrar başa döneceğiz. Arkadaşlar karbonhidratların sindirimi, proteinlerin sindirimi, yağların sindirimi diye anlatacağım. Aslında hepsini aynı şeyden bahsedeceğim. Sadece hani farklı bir şekilde tekrar olduğunu düşünün ama bunlar sizin işinize yarayacak. Sindirim ikiye ayrılır arkadaşlar. Yani dünyadaki canlılar iki tip sindirim yapar. Hücre dışı sindirim ve hücre içi sindirim. Şimdi hücre dışı sindirim dediğimizde besin molekülleri hücre zarından geçemeyecek kadar büyükse sindirim enzimleri hücre dışına gönderilir. Orada parçalanır. Parçalanan moleküller yani yapı taşlarına ayrılıp hücre zarından geçebilecek konuma gelenler ne yapılır? Hücre içerisine alınıyor. Hücre içi sindirim de ne yapılıyor? Besin hücre içinde sindiriliyor. Demek ki besin işte fagostoz ve pinostoz dediğimiz kavram buydu. Fagostoz ya da pinostoz da olur. Hücre dışı sindirim de hücre zarından geçemeyecek büyük moleküllerin enzimler hücre dışına gönderildiğinde orada sindirilip hücre içerisine alınmasıdır. O zaman bu enzimler için bir küçük daha not. Enzimler hem hücre içinde hem de hücre dışında çalışırlar. Tamamdır. O zaman hücre dışı sindirimin tanımını yaptık, onu da yazalım. Hücre dışı sindirim. Dedik ki hücre zarından geçemeyecek büyük moleküllerin hücre zarından geçemeyecek büyük moleküllerin enzimler yardımıyla hücre dışında yapı taşlarına parçalanıp tekrardan hücre içine alınması. Parçalanıp hücre içine alınmasıdır. Peki, hani ben protein hücre zarından geçiremem ama amino asidi geçiririm. O zaman ben protein hücre dışında parçalayacağım. Ne yapacağım? Amino asit haline geldiğinde içeri alacağım. Bu o demek. Hücre içi sindirim de